Merhaba arkadaşlar, sesim geliyor mu? Beni duyuyor musunuz? Duyan varsa yazabilir. Videoyu da başlatayım da görüntüm de görünsün en azından. Kimle konuştuğunuzu bilin. Gençler beni duyuyor musunuz? Aha, kimseden ses çıkmıyor. Sesim mi gelmiyor? Yok, mikrofon açık. Ha, Mesut yazdı sonunda. Mesut merhaba, nasılsın? Hani başka kimse yok mu? Bu kadar mısınız? Oo, olmaz. Bakayım şöyle bir bakayım kimler varmış. Hani diğer arkadaşlardan da sesi duyayım. Arkadaşlar, öncelikle hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ederim Mesut'cum. İyiyim biz de. Koşturuyoruz. Ne yapalım? İşte biz de rutin eğitim sezonu devam ediyor. Sizin yüzünüzden sakal bırakmaya başladık bak. Tuğba'da ses yok diyor. Diğerlerinde ses var. Tuğba bir klasik Türk usulü. Bir kapat aç bakayım. Yani diğerlerinde ses var. Sende yoksa bir şey olabilir diye düşünüyorum. Tabii ses yoksa Tuğba nasıl kapat aç dediğimi duyacak. Şöyle yazayım. Ah bak, hemen sistem yöneticisi. Ya var ya. Tek üzerimin güzel tarafı bu arkadaşlar. Tabii başka güzel tarafları da var. Öncelikle hoş geldiniz diyoruz arkadaşlar. Yeni bir sezon, yeni bir umut, yeni bir süreç emeğiniz adına ortaya koyacağınız bir yıl başlıyor ve bizler yine her zaman olduğu gibi bu yılda sizlerin yanında olacağız. Ben Mehmet Görüş arkadaşlar, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği. Mesut'cum 23 diye biliyorum ama tam de ses tam de saati günü idareden öğrenebiliriz diye düşünüyorum. Bana 23 dediler. Gerçi bizim dersimiz muhtemelen Cuma günü 25'inde başlayacak ama önümüzdeki hafta itibariyle canlı dersler artık başlıyor arkadaşlar ve bir yola çıkıyoruz sizinle. Şimdi öncelikle kısaca bu yolda tek uzem sizlere ne yapacak? Sizlere nasıl yardımcı olacak onu söyleyeyim. Bir kere bizim Adana'da bir laf var. Ben Adanalıyım bu arada. Bizim oralarda derler ki en sonda söyleyeceğini en başta söyle. Arkadaşlar, bu süreçte benim adımı vererek kursa kayıt olan arkadaşlarımıza %20 indirim olacak. Hemen bunu söyleyeyim. Malum Türk insanının ekonomik sürecine baktığımızda bizim için öncelikli olarak ekonomik boyutu önemli. Ama ekonomik boyutu kadar önemli olan bir başka durumda arkadaşlar, eğitim boyutu. Tekuzem'i biliyorsunuz, Türkiye'nin en etkin, en yaygın, en büyük online eğitim kanalı ve bu yıl bambaşka bir şeyle de geliyor sizlere. Yapay zeka modelili eğitim arkadaşlar. Derslerimizi canlı ders olarak alabileceğiniz gibi konu konu, bölüm bölüm, ön hazırlık, konu anlatım, konu tekrarı ve soru çözümü videolarını ayrı ayrı bulabileceğiniz, eksik olduğunuz noktalarda eksik olduğunuz derecelendirme ile ders alabileceğiniz yepyeni bir sistem başlıyor. Yapay zeka ile eğitim sistemi ve tek uzem olarak, tek es olarak biz bunu sizlerle bu yıl yapacağız. Sosyal bilgiler derslerinde sizlerle beraber olacağımız dersler siyaset bilimi ve yan alanlar dersleri olacak. Bu derslerden biliyorsunuz toplamda 15 tane soru geliyor. 9 tanesi siyaset biliminden gelecek. 6 tanesi diğer yan alanlardan gelecek. Konuyla ilgisi olan arkadaşlar biliyorlar. Geçen yıl itibariyle belli değişimler, dönüşümler yapıldı arkadaşlar. Eskiden mesela siyaset biliminden daha az soru geliyordu. Yan alanlar daha detaylandırılmış ve daha fazla soru geliyordu. Ama artık sosyal bilgiler öğretmenliğinde gördük ki tarih, coğrafya, alan eğitimi ve siyaset bilimi ciddi önem taşıyor. Hatta ve hatta bunlar içerisinde katsayı açısından baktığınızda en reel konu siyaset bilimi olarak karşımıza çıkıyor. Sizlerle siyaset bilimi ve diğer yan alan derslerini yapacağız ama siyaset biliminde neler yapacağız öncelikle ondan bahsedelim. Detaylı bir konu anlatımı sizlerle olacak. Mesut'cum, siyaset biliminin içerisinde vatandaşlık konularına da değineceğiz tabii ki. Ben o konularda da sizlere gerekli bilgilendirmeyi yapacağım. Onu söyleyeyim.
O konuda bir tereddütünüz olmasın. Şunu da söyleyeyim, eğitim sürecimiz boyunca, bir yıl boyunca derslerimiz bittikten sonra bile sizlerle bir WhatsApp iletişim hattı kuracağız. Birlikte bir WhatsApp grubumuz olacak öğrencilerimizle ve oradan öğrencilerimiz bizlere istedikleri kadar soru atabilecekler, istedikleri zaman iletişime geçebilecekler. Takıldıkları konularda bizlerden eğitim alacaklar. Tekes Eğitim, Tek Uzem ve Mehmet Görür olarak sınav gününe kadar bizler sizlerin yanında olacağız arkadaşlar. Ben Mehmet Görür, öncelikle kısacık bir kimdir bu adam? İn midir, cin midir, ayı mıdır, kurt mudur derler bizim oralarda. Arkadaşlar, Mersin Üniversitesi Tarih ve Çağ Üniversitesi hukuk mezunuyum. Aynı zamanda Eskişehir Anadolu Üniversitesi işletme mezunuyum. 95'ten beri aktif olarak eğitim hayatının içerisindeyim. Bakmayın böyle genç ve yakışıklı göründüğüme. Bayağı bir yaşımız var arkadaşlar. Sizlerle siyaset bilimi derslerinde ve diğer yan alan derslerinde birlikte olacağız. Konu anlatımlarımızla gideceğiz. Sonrasında sorular, testler çözeceğiz birlikte. Denemeler yapacağız. Yine bunun yanı sıra az önce bahsettiğimiz Tekes Eğitim yapay zeka modeliyle takıldığınız konularda, takıldığınız ölçütlerde ön hazırlık, konu anlatım, genel tekrar ve soru çözüm videolarına tek tek ulaşabileceksiniz. Böyle de bir avantajınız olacak ve dediğim gibi arkadaşlar, Mehmet Görür ismiyle Tek Uzem'i aradığınızda sizlere normal fiyatın üzerinden %20 indirim yapılacak. Zaman içerisinde, süreç içerisinde zaten birbirimizi tanıyacağız. Gelin isterseniz nasıl ders yapıyoruz biraz ona bakalım. Fotoğrafta baştaki yakışıklı adam benim arkadaşlar. Kamerada gördüğünüzde çok farklı olabilir ama sıkıntı yok. Gelin şimdi siyaset bilimi dediğimizde neler var? Bakın, KPSS, OAB'de Sosyal Bilgiler Öğretmenliği slaytlarımızla başlıyoruz. Yine karizmatik bir slayt yapmış bizim bilgi işlem teknik destek. Onlara da teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar, siyaset bilimi tam 9 tane soru gelecek ve net olarak arkadaşlar 9 soru sizlere bu seneki sınavda belirleyici olacak. Açıkçası diğer yan alanlara istinaden biraz daha siyaset bilimine ağırlık vermemiz gerekecek. Çünkü diğer yan alan derslerinden sadece 6 soru gelirken siyaset biliminden 9 tane soru gelecek arkadaşlar. Ve bir şey söyleyeyim mi? Atanmak istiyor isek mutlak surette bu 9 sorunun en az 6-7 tanesini çıkarmamız gerekecek arkadaşlar. Net olarak hedefimiz bu. Dediğim gibi sınava kadar Tek Uzem olarak da, Mehmet Görür olarak da sizlerin yanında olacağız arkadaşlar. Evet, şimdi ders bir tadımlık, böyle bir tutan bir tadımlık ders yapalım sizlerle. Arkadaşlar, siyaset bilimi, siyaset kavramı günümüzde çok yapılması, en azından siyasetçiler dışında yapılması biraz sıkıntılı gibi görünse de biz bunu bir ders olarak sizlerle paylaşacağız. İlginç bir kökeni var siyaset biliminde, siyaset kelimesinin. Arkadaşlar, bu işe Arapça tarafından bakarsanız seyis anlamını görürsünüz. Siyasetin Arapça kavramı seyis. Yani Araplar siyaset ifadesini at terbiyecisi olarak kullanmışlar. Araplar siyaset kelimesini at terbiyecisi olarak kullanmışlar. İlginç bir tanım. Duymuş muyduk bir daha önce arkadaşlar? Farklı değil mi? Yani ne alaka diyeniniz vardır içerisinde. Osmanlı'ya gelindiğinde değişik bir kavram olmuş. Hani biz de şey derler ya, siyaset gömleğini giydik. Arkadaşlar, aslında bu Osmanlı'daki siyaset meydanına bir atıftır. Neden derseniz, Osmanlı'da siyaset meydanı idamların gerçekleştirildiği alandır. Hani bizim siyasiler siyaset gömleğini giydik derken idam gömleğini giydik anlamında konuşmuşlar kendileri. Arkadaşlar, Arapça seyis, Osmanlı'da idam meydanı olarak görülüyor. Siyaset kelime. Peki günümüzdeki anlamı ne? Ha, gelelim bu tarafa. Bizim tarafa gelelim.
biraz anlam kazansın, değil mi? Arkadaşlar, günümüzdeki tanımına baktığınızda bu tanımın hakkını veren bizim antik Yunanlı kardeşlerimiz. Şunu bir kabul edelim mi? Dünyanın demokrasi anlamında, modernizasyon anlamında, uygarlık anlamında atası antik Yunanlarla antik Romalılardır. Siyaset kelimesinin de bugünkü anlamda karşımıza çıkışını antik Yunanlılar ortaya çıkarıyor arkadaşlar. Bu arkadaşlar siyaset kelimesini politika, politea anlamında kullanıyorlar. Neden politea? Şimdi polisler antik Yunan'da şehir anlamında kullanılır arkadaşlar. Politea ise, politika ise bugünkü karşılığıyla şehir yönetimi. Yani aslında siyaset kavramının bize özgü karşılığı ne oluyor? Antik Yunanlardaki politea, politika, polis şehirlerinin yönetimi, polislerin yönetimi olarak karşımıza çıkıyor. Bugün itibariyle bizim siyaset ifadesi Yunanlılardan miras kalmış ya da bugünkü karşılığını tam olarak Yunanlar oturtmuş. Peki siyasetin aha babası bunlar. Kim bu Yunanlılar arkadaşlar? Tanımayanınız yok. Platon arkadaşlar. Milattan önce 427-347 yıllar arasında 80 yaşında hayatını kaybetmiş bir filozof olarak karşımıza çıkıyor. Platon biraz daha böyle realist demeyelim de idealist diyelim. Platon için bir Aristo'ya göre, bir Sokrat'a göre baktığınızda daha idealist, daha ideal yani olması gereken noktasında Platon'un planı. Ki zaten ne diyor Platon? Platon'un siyasi düşüncesinde olmuşlar Platon'un ilgisini çekmiyor. Ben diyor ne yapayım olmuşu diyor. Beni olmuş ilgilendirmez diyor. Beni olacak olan ilgilendiriyor diyor. Yani realite değil, ideyalar üzerine konuşuyor Platon. Yani Platon bilimin üzerine konuşmuyor. Platon felsefenin üzerine konuşuyor arkadaşlar. Eğer olanla ilgileniyorsanız bilimle uğraşıyorsunuz. Olması gerekenle ilgileniyorsanız Platon gibi felsefeyle uğraşıyorsunuz arkadaşlar. En temel ayrım bu ve antik Yunan'da Platon bilimi değil felsefeyi tercih etmiştir. Platon'un sınavda gelebilecek soru kalıplarından birisi. Bir de derslerimizde bunu da konuşacağız arkadaşlar. Buradan şöyle soru gelebilir, buradan böyle soru gelebilir. Denemeler yapacağız sizinle. Testler çözeceğiz birlikte. Her şeyi yapacağız. Bize düşen 15 sorunun en az 12 tanesini temiz çıkarmak zorundayız. 15 soru. Ya hoca Allah senin cezanı versin. Ben hiçbir şey yapamadım diyen adam 12 soru çıkarmak zorunda arkadaşlar. 12 soru çıkarmak için de bizimle birlikte hareket etmeniz gerekiyor. Ve tabii ki ders çalışmanız gerekiyor. Bunu söylememe gerek yok. Meslektaşız zaten öğretmeniz arkadaşlar. Platon'la ilgili gelebilecek sorulardan birisi Platon'un eseridir. Platon'un en önemli eseri devlettir. Ve devlette ideal devlet Platon'a göre üç unsurda oluşur. Çiftçi, koruyucu, yönetici. Platon'un ideal devlet tanımında üç unsur vardır. Bunlardan birincisi çiftçiler, ikincisi koruyucular yani askerler, üçüncüsü ise yöneticiler. Platon eğer ideal bir devlet istiyorsanız devleti bu üç unsurda alacaksınız ve Platon diyor ki bir devleti ayakta tutmanın tek mantığı adalettir. Platon diyor ki bir devleti ayakta tutmanın tek mantığı adalettir. Ve eğer
Adalet olmazsa devlet ayakta durmaz diyor. Platon'a göre devleti ayakta. Yani sen diyor, eğer devleti ayakta tutmak istiyorsan bunu adaletle gerçekleştirmek zorundasın. Adaletin olmadığı yerde devlet ayakta kalamaz diyor Platon. Peki Platon'un adalet kalıbı bugünkü adalet kalıbı mı? Hayır. Platon'un eşitlik kalıbı bugünkü eşitlik kalıbı mı? Hayır. Platon için adalet sınıf içerisi adalettir. Yani Platon için adalet köylü köylüyle, çiftçi çiftçiyle, asker askerle, koruyucu koruyucuyla, yöneticiyle eşittir. Platon'un adalet sistemi budur arkadaşlar. Platon adalet sisteminde eğer herkes birbiriyle eşitse benim adalet sistemim çöker diyor Platon. Bugünküne uygulayacak olursam Mesut, öğretmen öğretmenle, doktor doktorla, çiftçi çiftçiyle, asker askerle, yönetici yöneticiyle, adaletçi adaletçiyle, hakim hakimle eşit. İlginç bir eşitlik anlayışı Platon'un eşitlik anlayışı. Ve Platon diyor ki adalet ancak böyle sağlanabilir. Adalet ancak böyle sağlanabilir diyor. Sen eğer bir koruyucuyla bir çiftçiyi, bir yöneticiyle bir koruyucuyu eşit tutmaya kalkarsan adaletten bahsedemezsin diyor. Platon abi böyle söylüyor ki tartışmaya da açık ama tartışacağımız yer burası değil tabii ki. Arkadaşlar Platon diyor ki herkes asla eşit değildir. Günümüz adalet kavramına aklımıza İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, devletlerin anayasaları, temel insan hak ve özgürlükleri baktığınız zaman herkes ne diyor? Herkes eşittir. Platon da diyor ki herkes asla eşit değildir. Platon felsefesi iki evren üzerine kuruludur arkadaşlar. Platon felsefesi iki evren üzerine kuruludur. Bir gerçekler, iki aidiyalar dünyası. Platon'un iki evreni vardır. Hiçbirisiyle baş edemiyoruz. Birinci evreni gerçekler dünyası, diğeri ise aidiyalar dünyasıdır. Platon'un evren tanımı, evren sistemi bunun üzerine kuruldur arkadaşlar. İşte görüyorsunuz, az önce söylediğimiz aidiyalar evreni, nesneler evremi, idealler evremi, gerçekler evremi arkadaşlar. Gelin biz aidiyalar evreninden bahsedelim önce. Şimdi aidiyalar evreni diyor ki gerçek bilgi, hakikat, realite buradadır. Bu bilgi sadece akıllı insanlara yani filozoflara verilir. Ya sizinle benimle alakası yok diyor. Ya siz kimsiniz diyor. Bu bilgi sadece filozoflara özeldir diyor. Platon aynı zamanda devleti filozoflar yönetir diyor. İlginç bir yaklaşım. Devleti filozoflar yönetir. Yani diyor ki devleti yönetmek için akıllı olmak zorundasın diyor. Arkadaşlar. Yaşlılık döneminde yazmış olduğu bir eseri var Platon'un. Nomoi diye yasalar diye geçiyor. Bakın arkadaşlar sınav sorusu değeri var. Platon'un Nomoi'sinin diyor ki Platon dünya üzerinde ideal devletten sonraki en önemli devlet modelinin yapısını anlatmıştır. Platon'un ikinci evreni ise arkadaşlar, nesneler evrenidir. Platon'un ikinci evreni ise nesneler evrenidir. Nesneler evreninde çok önemli unsur doksa epistemdir. Af buyur hocam bu ne? Doksa sanılar, duygular, duyular, epistem ise
bilgiye akılla ulaşma yoludur. Doksa arkadaşlar, sanılar, sanrılar, sanrı demeyelim, sanrı başka bir şey. Doksa sanılar, epistemse bilgidir. Bu iki unsur Platon'un ideyalar evreninin oluşumudur arkadaşlar. Peki Platon burada ne diyor? Diyor ki arkadaşlar tamam doksa epistem var ama bakın diyor şurada tufaya düşmeyin. Doksa sanılardır. Duyu organlarımızla edinebiliriz bu bilgiyi. Lakin diyor sanılarla elde edilen bilgi her zaman doğru olmayabilir diyor. Şimdi arkadaşlar örneklendirelim hemen. Mesut diyor ki sınıf çok sıcak, pencereyi aç. Kuba da diyor ki hayır çok soğuk. Açmayın. Mesut hocamla Tuğba hocamın sıcaklık ve soğukluk kavramı sanılarla elde edilen bir şey. Şimdi Mesut hocaya göre sıcak mı? Tuğba hocaya göre soğuk mu? İşte Platon bunu söylüyor. Diyor ki sanılarla elde edilen bilgiler her zaman doğru olmayabilir. Onun için episteme ihtiyaç vardır diyor. Epistem nedir? Sınıfın derecesini termometreyle ölçersin. Termometrede ölçtüğün bilgiye göre dersin ki sınıf sıcak, Mesut haklı, sınıf soğuk. O yüzden epistem daha önemlidir. Ve episteme yani bilgiye sadece filozoflar ulaşabilir. Yani Platon diyor ki kendi çevresinde, kendi çapında her şey bilimle, her şey bilgiyle, her şey akılla oluşmaktadır diyor arkadaşlar. O yüzdendir ki bundan mütevellit Devletül Aliye'yi filozoflar yönetmelidir diyor. Platon abi devleti filozofların yönetmesini istiyor. Geliyoruz Aristoteles. Biraz da ondan bahsedelim. Antik Yunanlı dostlarımız arkadaşlar. Modern dünyanın temelini atan arkadaşlar bunlar. Modern dünyanın temelini atan adamlar bunlar arkadaşlar. Kim bunlar? İşte az önce bir tanesini söyledik. Platon. Şimdi bir tanesini daha söylüyoruz. Aristoteles arkadaşlar. Milattan önce 384-322 yıl arasında yaşamış. Bak güzel kardeşim. Platon siyahsa Aristo beyazdır. Platon Galatasaray ise Aristo Fenerbahçe'dir. Birbirleriyle taban tabana zıttırlar. Çünkü Platon olması gerekeni yani felsefeyi savunurken Aristoteles olanı realiteyi yani bilimi savunmaktadır. Platon felsefeyi yani olması gerekeni savunurken Aristo olanı savunur. Daha reeldir Aristo. Mesele olması gerekendir. Değildir. Mesele olması gereken değildir. Pardon o Platon işi. Mesele olandır. Arkadaşlar. Ve Aristo'ya göre olması gereken üzerinde vakit kaybedilmez. Olmuş olan incelenmelidir. İşte en temel anlamda baktığımız zaman Aristo ile Platon'u ayıran kavram budur. Platon olması gerekenle ilgilenip felsefeci olmuşken Aristo olanla ilgilenip bilim adamı olmuştur arkadaşlar. Gelebilecek sorulardan bir tanesi Tuğba öğretmenim, Mesut öğretmenim. Bir öğretmenim daha var. Onun ismini bilmiyorum. Başka kim var? Bir hocam daha var. Yasin hocam var. Yasin hocam, Tuğba hocam, Mesut hocam. Gelebilecek sorulardan bir tanesi. Aristo'nun
düşüncesinin temel yapısı zoon politikon. Böyle konuşunca alengirli bir şeymiş gibi duruyor ama Türkçesi biraz can sıkıcı. Aristo insan için siyasal hayvan ifadesini kullanıyor. Sokakta deseler kavga ederiz ha. Değil mi arkadaşlar? Ya da siyasiler birbirine dese hakaret davası açarlar. Ya Aristo demiş zoon politikon. Nedir Türkçesi hocam? Af buyur siyasal hayvan. Sınav sorusu değeri var. İnsanların sadece kendi menfaatlerini değil toplum menfaatlerini gözetmesi gerektiğini söylüyor. İşte siyasi hayvan tanımı, teoremi buradan çıkıyor. Aristo'ya göre insan sadece kendini düşünemez. İnsan sadece kendi menfaatlerini düşünemez. Aristo'ya göre insan toplum menfaatlerini de düşünmek zorundadır. Şimdi Aristo'ya göre ben zoon politikonum. Neden? Çünkü burada kendi menfaatim değil, aynı zamanda Mesut hocamın, Tuğba hocamın, Yasin hocamın menfaatlerini de düşünmem gerekiyor. Öyle değil mi arkadaşlar? İşte bundan dolayı da Aristo bana hayvan diyor. Ama siyasi hayvan diyor. O biraz hafifletiyor gibi değil mi? Sanki böyle şeydiniz ya hani mahkemelerde hafifletici sebep. Siyasi hayvan olunca bir tık hafiflemiş sanki. Değil mi arkadaşlar? Aristo'ya göre şöyle bir şey vardır. Her varlığın bir amacı vardır. Her varlığın bir amacı var. Şimdi Mesut hocam bir varlıksın. Amacın var mı? Var. Arada interaktif yapalım olur mu? Orada olduğunuzu bileyim. Böyle kendimi burada çok yalnız hissediyorum yoksa. Ses verin arkadaşlar. Yani stüdyo dört tarafın duvarlar böyle. Çok mutsuz olabilirim arada ses vermezseniz. Değil mi Mesut hocam? Mesut hocamın bir amaca özgülendiği doğru mudur? Doğrudur. Tuğba hocamın bir amaca özgülendiği doğru mudur? Doğrudur. Yasin hocamın bir amaca özgülendiği doğru mudur? Doğrudur arkadaşlar. Ben bir amaca özgülenmiş miyim? Elbette netice itibariyle benim de bir amacım var burada olmamın değil mi arkadaşlar? Şimdi varlığın kendini gerçekleştirmesi teleolojik yani ereksel yani yetişme döneminin tamamlanmasıyla ortaya çıkmıştır. Aristo'nun bir yer çekimi yasası vardır. Oha lan Aristo yer çekimi. Hani yer çekimini Platon bulmuştu? Newton bulmuştu? Arkadaşlar bunu onunla karıştırmayalım. Aristo'nun yer çekimi yasası burada devreye giriyor. Ve diyor ki Aristo, amaçsızlaşan her şey özünü kaybeder. Ve böylece yer çekimi yasası dediği şey Aristo'nun amaçsızlaşan varlığın kendini bırakmasıdır. Amacı olmayan bir varlık bir süre sonra kendisini bırakacaktır arkadaşlar. Aristo böyle bakıyor. Aristo'nun yer çekimi yasası budur arkadaşlar. Yoksa ağacın altında düşürken kafasına elmanın düşmesiyle ortaya çıkan yer çekimi yasası değildir. Şimdi Platon'un iki evreni vardı değil mi? Aydiyalar evreni, gerçekler evreni. Aristo'da iki temel kavram üzerinde söz sahibidir. Oikos ve polis. Ah buyur nedir? Oikos. İnsanın temel ihtiyaçlarının karşılandığı kendine özgü alanına Aristo oikos dedir diyor. Tamam insanın temel ihtiyaçlarının karşıladığı kendine özgü bir alan. Ama velakin Aristo şunu da söylüyor ki katılmanız gerekiyor burada Aristo'ya. İnsan sadece oikos'ta kalırsa hiçbir zaman tam olarak insan olamaz. Mesela oikosunuz sizin evinizdir değil mi? Temel ihtiyaçlarınızı barınma, yiyecek, güvenlik, rahatlık. Temel ihtiyaçlarınız, Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi piramidindeki temel ihtiyaçlarınızın karşılandığı yer evinizdir. Ve dolayısıyla Aristo'nun oikosu sizin evinizdir. Çok güzel Tuğba hocam. Özel alan toplumsal alan. Oikos özel alandır. Ve oikos'ta siz güvendesinizdir arkadaşlar. Doğru mu Tuğba öğretmenim? Evinde güvendesin değil mi? Evet. Ama ve lakin sen hep oikos'ta kalırsan hiçbir zaman
tam insan olamazsın. Tam insan olman için ne gerekiyor? Tam insan olabilmen için polise katılman gerekiyor. Oikos'ta kendi özel alanında kendi ihtiyaçlarını karşılayacaksın. Sonra polise geçeceksin. İnsan ölçütünün tamamlanması polis. Polis nedir? Az önce Tuğba hocamın da dediği gibi toplumsal alandır arkadaşlar. İnsanın katılımı ile tamamlanan olgu bizde oikos olarak geçmektedir. Bu iki olgu da birbirini tamamlar ve biri olmazsa diğeri bir anlam ifade etmez arkadaşlar. Oikos'ta kişiliğiniz oluşur, temel ihtiyaçlarınız karşılanır. Poliste de insan ölçütünüz tamamlanmış olur. Aristo diyor ki arkadaşlar, üç devlet tipi vardır. Monarşi, aristokrasi, politeya. Sınav sorusu değeri vardır. Monarşi, tekli yönetim. Mutlak monarşi. Osmanlı'dan biliyorsunuz, İslamiyet Türk tarihinden biliyorsunuz, Türk İslam devletlerinden biliyorsunuz. Yani aynı zamanda tarihçi olduğum için zaman zaman tarihsel noktalarda da örnekler vereceğiz size arkadaşlar. Şimdi monarşi nedir? Tek kişinin yönetimi ise mutlak monarşi. Eğer tek kişi artı bir meclis yönetimi varsa Osmanlı 1876'dan itibaren gördük bunu. Meşruti monarşidir. Tekli yönetime monarşi denir. Monarşinin bozulmuş hali tiranlıktır. Eğer diyor Aristo monarşi bozulursa tiranlık gelir. Monarşi bozulursa tiranlık gelir. Peki diyor aristokrasi. Aristokrasi toplumda ne zaman duysak aklımıza soylular gelir değil mi? Böyle zenginler, böyle soylular, atadan öteden, entelektüel diye tanımladığımız 3 nesil 5 nesil öteden soylu tipler var ya, onlar gelir. Aristo'ya göre aristokrasinin bozulmuş hali oligarşidir arkadaşlar. Hemen burada bir parantez açayım. Mesut dedi ki Mesut hocam, az önce ben sana soru sordum, cevap vermedin. Ama senin sorduğun soruya ben cevap vereceğim. Tiranlık, monarşinin zulme dayalı, güce ve baskıya dayalı yönetim şeklidir. Tiranlık, monarşinin zulüm, baskı, güç ve zorbalığa dayalı yönetim şeklidir. Törenin, kanunların tamamen ortadan kalktığı bir zorbalık dönemidir tiranlık. Okey mi öğretmenim? Caiz midir? Diktatörlükten bir farkı yok abi. Belki şöyle diyebilirsin diktatörlükle tiranlık arasında. Tiranlık babadan oğula devam eder. Diktatörlük genelde seçimle gelir ve diktatör öldüğünde diktatörlük ölür. Mesela Mısır'daki bu firavunlar tiranlıkla ülkeyi yönetmişlerdir. Tanrı kral ritüeli. Mesela X firavun öldüğünde yerine oğlu Y firavun gelmiştir. Ama diktatörlüklerde Hitler öldüğünde yerine oğlu gelmemiştir. Pinochet öldüğünde yerine oğlu gelmemiştir. Mussolini öldüğünde yerine oğlu gelmemiştir arkadaşlar. Değil mi? Franco öldüğünde yerine oğlu gelmemiştir. Idi Amin öldüğünde yerine oğlu gelmemiştir. Diktatörlükle tiranlık arasındaki belki de yönetsel anlamda hiçbir farklılık yok ha. Ama velakin veraset anlamında böyle bir farklılık var. Tiranlıkla diktatörlük arasında. Caiz midir öğretmenim? Aristokrasinin bozulmuş haline oligarşi demiştik. What is this oligarşi? Oligarşi belli bir zümrenin yönetimidir arkadaşlar. Belli bir grup zümre yönetimidir. Mesut hocam okey miyiz bu arada? Da bir ses ver. Monarşi belli bir grup ya da belli bir zümrenin yönetimidir. Kardeşimsin ne demek? Rica ederim. Yani arada siz ses verince ben mutlu oluyorum biliyor musun? Hani böyle orada birileri varmış falan diye. Arkadaşlar
Oligarşi dediğimiz şey belli bir grubun, belli bir zümrenin yönetimidir. Mesela Suriye'deki Baas rejimi oligark bir rejimdir arkadaşlar. Bu oligark bazen askerler olabilir. Bu oligark bazen zenginler olabilir. Bu oligark bazen çeteler olabilir. Bu oligark bazen bir aile olabilir arkadaşlar. Aristokrasinin bozulmuş şekli oligarşidir diyor Aristo. Ve polita. Politea neydi? Siyasetin antik Yunan'daki günümüzdeki benzer ifadesine en yakın, günümüzdeki ifadeye en benzeyen ifadeydi değil mi? Politea, kent yönetimi arkadaşlar. Kent devleti. Politea'nın bozulmuş hali çok ponçikta. Demokrasi. Keşke her şey böyle bozulmuş olsa. Keşke her şey bozulduğunda bu kadar müthiş olsa. Peki, aklı başında her adam gibi Aristoteles'te, kalemimin ucunu bulacağım inşallah, ha. Aristoteles'te net olarak tavrını neyden yana koyuyor? Politea'dan yana koyuyor arkadaşlar. Doğru değil mi? Bakın, Platon'la Aristo birbirinin tam karşıtı dedim ya. Lakin, fakat, ama Aristo ile Platon'un ortak bir noktası var. Nedir bu ortak nokta? Platon ne demişti? Mutlak eşitlik hiçbir zaman yoktur demişti. Herkes herkesle asla eşit olamaz. Ya aynı şeyi Platon, şey Aristo da söylüyor. Platon'un söylediği şeyin aynısını Aristo da söylüyor. Aristo diyor ki, eğer herkes mutlak eşit olursa sizin demokrasi dediğiniz şey çoğunluğun tiranisidir diyor. Ve burada diyor asla demokrasi olmaz. Çünkü bir toplumun sosyal anlamda çoğunluk bir fikir yapısı, bir siyasi düşüncesi, bir ideolojisi vardır. Dolayısıyla ne kadar seçim yaparsanız yapın, o toplum o ideolojinin dışına çıkmaz ve sürekli o ideolojideki siyasi partiler kazanır. Bu da çoğunluğun tiranıdır diyor. Zulüm başlar orada diyor arkadaşlar. Deme öyle, deme, deme. Mesut Örtmenim. Hayırlısı diyelim. Yani seni seviyoruz. Hak da veriyoruz. Kader. Ne demişti İbni Haldun arkadaşlar? Siyaset biliminde de göreceğiz. Coğrafya kaderdir demişti, değil mi? İbni Haldun coğrafya kaderdir demişti. İki tane de önemli dipnot verip bugünü kapatalım. Haftaya derste inşallah görüşeceğiz. Siyasi düşünceler tarihinde siyasi etikten ilk bahseden kişi Sokrates'tir. Bunun tam tersi, siyasette ahlak yoktur, siyasette etik yoktur, siyaset ahlaksızlıktır. Siyaset başarıya giden yolda her şeyi mübah kılmaktır diyen de Machiavelli'dir. Siyasetle ahlakı birbirinden ayıran da Machiavelli'dir arkadaşlar. Bir de kuşkucular var, sofistler. Onlar da hiçbir zaman mutlak bilgi vardır demiyorlar. Mutlak bilgi olmayabilir diyorlar. Bunlar da sofistler olarak geçiyor. Evet sevgili dostlar, bir tanıtım dersiydi. Birazcık kendimizden, birazcık sistemimizden, birazcık dersimizden bahsettik. Haftaya canlı derslerimiz başlıyor. İnşallah sizlerle birlikte önce siyaset bilimi dersimizi, sonrasında da diğer alan derslerimizi, yan alan derslerimizi sizlerle paylaşacağız, beraber yapacağız. Ve umuyorum ki daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda üzerimize düşeni fazlasıyla birlikte el ele yapacağız arkadaşlar. Tekrar hatırlatıyorum, Mehmet Görür adıyla kuruma ulaştığınızda, benim adımı verdiğinizde kayıt esnasında
%20 indirim yapılacak. Mesut Hocam, bunu konuşacağız idareyle. Muhtemelen size ulaştıracaklardır bir şekilde diye düşünüyorum. Neticede sizin rahat etmeniz bizim için önemli. Ders dinlerken takip etme açısından da bu konuda elimizden ne geliyorsa yapacağız. Keyifli bir 40 dakikaydı. Ben keyif aldım. Ben her zaman şunu söylerim. Ben keyif aldıysam karşı tarafta keyif almıştım. Hele bir almayın. Siyaset bilimi ve diğer derslerimizde birlikte olacağız. Eğleneceğiz, keyif alacağız, mutlu olacağız. Ama bunların dışında hepsinden önemlisi ders yapacağız ve çatır çatır soru çözeceğiz. Ve sınavda bizim payımıza düşen neyse bunu sizlerle birlikte başaracağız. Görüşmek üzere haftaya canlı derste arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar. Tuğba Hocam, Mesut Hocam, Yasin Hocam. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Seviliyorsunuz, saygı duyuluyorsunuz her şeyden önce bir meslektaş olarak. Kendinize dikkat edin. Akşamınız güzel olsun. Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar.